Her şeyin ekonomisinden iyi akşamlar. Ben Murat Tufan. Bugün girişimcilik ekonomisini konuşacağız ve Türkiye'de e, ...yıllardır bulunan ve çok genç bir girişimin e, önemli pozisyonda olan birisiyle konuşacağız. Austin Kim'le konuşacağız. Glovo Türkiye Genel Müdürü kendisi ve özellikle bu startupları, girişimleri ve ekonomideki katma değeri... ...ve teknolojinin aslında alışveriş davranışlarımızı ve yöntemlerini nasıl değiştirdiğini... E, ...detaylı bir şekilde ilk bölümümüzde ele almış oluruz. Austin Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'de yaşıyorsunuz, Güney Kore vatandaşısınız ve yıllardır buradasınız. hem Türkçe'yi hem de Türkiye'yi çok iyi biliyorsunuz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, e, ismi Austin, Güney Koreli vatandaşıyım. İlk 1991'de Türkiye'ye geldim, yani 27 yıldır Türkiye'deyim. 98 ve 2008 arası Amerika'da eğitim için gittim. Sonra 2008'de Türkiye'ye dönerek iş hayatına başladım. İlk iş hayatımda e, finans sektörde başladım. Finans sektörü çeşitli yabancı yatırım fonlarında yerde bulundum. E, en son çalıştığım fon 2014-13 yılında e, TPG Capital, Türkiye'de i2 satın alması bilinen bir yatırım fonu. E, o zaman Uber'e yatırım yapmıştı. E, e, Startup ekosistem yani gelişim ekosistemi ilgimi çekiyordu e, ve Uber'in Türkiye'ye gireceğini öğrendiğimde fırsatı kaçırmamak için Uber'le görüştüm. Orada kurucu ekibinde yer aldım. 2014 yılından beri girişimcilik ekosistemde bulunuyorum. Evet, Türkiye'desiniz ve aslında baktığımız zaman da sizinle az önce de konuşmuştuk yayın öncesinde. Ailenizin mesleğinden dolayı Türkiye'ye geldiniz değil mi? Yani Güney Kore'de zaten çok bulunamadınız. Daha önce Körfez ülkelerinde yaşadığınızı söylemiştiniz. O süreç nasıl oldu? Ya ben 9 yaşındayken geldim Türkiye'ye. Ee, babam e, bir expert olarak geldi, bir Kore Holding firmasında çalışıyordu. O firmanın Türkiye temsilci olarak atandı. Ee, o zamandan beri buradayız ailece, annemler, babamlar, kardeşim de burada. Ee, halen babam tekstil sektöründe e, faaliyeti devam etmekte. Evet, İstanbul'da yaşamak kolay mı? Gerçi hiç Güney Kore'de sanırım yaşamadınız. Hani bakıldığı zaman uzunca bir süredir yaşamıyorsunuz. Güney Kore'de şu anda mı yaşamak daha kolay olur yoksa İstanbul'un bu yoğun trafiği veyahut da kalabalık nüfusu mu daha kolay gibi gözüküyor size? Yani benim dünyada en sevdiğim şehir İstanbul, ülke olarak en sevdiğim ülke de Türkiye. Kendi inisiyatifimle eğitimi tamamladığımda Türkiye'ye döndüm. Kendi tercihimdi halen Türkiye'deki girişimci ekosistemde bulunmak ve katkıda bulunmam e, kendi kararım e, ve doğru karar olduğunu düşünüyorum. E, bu girişimci ekosistemi e, izleyicilerimiz için açıklayabilir misiniz nedir öncelikle? Çünkü evet girişimciliği biliyoruz ama böyle bir ekosistem nasıl bir sistem olduğunu tanımlayabilir misiniz? Ya, girişimci ekosistem yaklaşık son 10 yıldır çok e, popüler olan bir ekosistem. Artık 2008-2009'da finansal krizden sonra eskiden baktığımızda eğitimi tamamlayan, en iyi eğitim ve üniversite tamamlayan arkadaşlar finans sektöre yöneliyordu. Ama o en son 10 yıl trende baktığımız zaman artık girişimcilik tarafa daha yöneldiğimiz görüyoruz. Orada birkaç nedeni var bir tarafta sosyal sorumluluk sadece artık finans sektörü değil hani kendi yaptığım işin ne kadar çevreme katkı olduğunu ölçmek ister, görmek ister. O yüzden startup gibi hızlı girişimci de ekosistem bulundurmak tercih ediliyor, tercih ediliyor. Eee tabii onları daha e, geliştirilmesi için e, girişimci ekosistem da sadece girişimci e, girişimciden oluşmuyor. Orada yatırımcı e, yatırımcı tayfa da var mentorluk da önemli ee, ve mevcut özel şirketlerle iş birlikte önemli. Ee, bu farklı parçalarla bir biraya geldiğim zaman e, girişimde ekosistem oluşuyor. Hmm. E, hem global olarak baktığımız zaman hem Türkiye e, ekosistem içerisinde çok hızlı geliştiğini görebiliyoruz. Evet. E, peki global olarak e, çok aslında genç bir e, startup diyebiliriz değil mi? E, hikayesi çok genç. E, bildiğim kadarıyla merkezi İspanya'da. Birazcık kurumunuzu tanıtabilir misiniz? Yani bu startup nasıl bir e, asıl uluslararası bir ağ haline gelmiş oldu? Ya Glovo 4 yıl önce Barcelona'da çok ufak bir girişim olarak başladı. 22 yaşında Oscar Pierre adlı kişi Airbus'a işe başlar. Üniversite yeni mezun olduktan sonra. Sonra kendisi şey karar verir. Artık kurumsal hayatı değil, daha çok girişimcilik de bulunmak istiyorum. Daha hızlı, daha yeni iş inşa etmek için Globo diye bir şirket kurar. 100 bin euro yatırımla başlatılan bir firma. Globo'nun ilk ürünü çok basit bir uygulama. Orada ne istersen diye bir kutu vardı. O kutu içerisinde siz şehir içerisinde ne istiyorsanız yazıyorsunuz, Globo kapınıza getiriyordu. Lobona ilk bunun bir sınırı var mı? Ne istersek mi? Yani gıda olabilir, örneğin yemek olabilir. Orada her şey, orada siz evde anahtar mı unuttunuz? eve gidip anahtarı alınması, hmm. e, çilingi market çilingir çilingi hizmet olabilir, marketten hizmet olabilir, yemek olabilir. E, sistemimiz o şekilde başladı. Şu anki Globo'ya baktığım zaman, uygulama açtığım zaman ne istersen tuşu halen var. Oradan farklı talepte bulunabiliyorsunuz anında ihtiyacınıza göre. Onun dışında kategoriler var. Neden kategorileri ekledik? Çünkü şöyle bir örnek veriyoruz her zaman. Bir restorana gidiyorsunuz. Restorana gittiğinizde siz ne yemek istersiniz? Ne yemek burada? menü alabilir miyim diye sorduğu zaman garsona garson der ki burada menü yok. Ne istiyorsanız yapabiliriz. Buradaki örnekten anladığımız mesaj şu. Yani insan tüketiciler ee, biraz daha yönlendirmemiz gerekiyor. Sadece neyse her şey yaparız değil, hani şirket olarak veya bir mobil uygulama olarak neler yaptığımızı kategori bazında e, yönlendirmemiz gerektiğini e, düşündük. Şimdi Globoyu açtığınız zaman marketten, yemekten, kişisel bakım, hediye kadar farklı kategori içerisinde hizmet sunuyoruz. Hı hı. E, peki e, buradaki bu hizmetler Türkiye'ye kayma durumu nasıl oldu? Yani Türkiye'yi Nasıl bir pazar olarak görüyorsunuz? Çünkü İspanya'da doğdu. Bildiğim kadarıyla birçok ülkede yer alıyorsunuz değil mi? 6 ülkede mi bildiğim kadarıyla? Şu an globo 22 ülkede. 22 ülke çok ciddi bir 12 adam. ay önce kadar sadece İspanyol bir firmasıydı. İspanya dışında herhangi bir e, faaliyette bulunmuyordu. Sonraki doğa olarak, sonraki adım İspanyolca konuşan ülkelere yayılmaya başladı. Güney Amerika'da ön planda <laughs> olmak üzere. Yaklaşık 7 ay önce... Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarları araştırmaya başladılar. Orada baktığımız zaman Mısır ve Türkiye'den cazibesi ön plana çıktı. Ve global olarak biz Haziran'dan beri Türkiye'de faaliyetteyiz. Aslında bu application'lar diyeyim, uygulamalar hayatımızda çok önemli bir noktaya geldi. Özellikle bizi, bizi birazcık temelleştiriyor. Örneğin ben de evde işte market belki evin 100 metre, 200 metre ötesinde ama bazen gitmeye üşeniyorum ya da evde bir iş yapıyorsak direkt telefonla artık ya da uygulamalarla biz bu hizmeti ayağımıza kadar getiriyoruz. Şimdi bu birinci ve ikinci nesil uygulamalar şeklinde de ayrılıyor aslında değil mi? Teknoloji hayatımıza girdikçe bu uygulamaların birinci ve ikinci nesil ayağı var. Bunlar da bahsedebilir misiniz birazcık? Tabii yani birincisi bizim hedef kitlemiz sizin bahsettiğiniz gibi tembel ve yoğun olan yani kişileri. Yani ben, evet. <laughs> çok iyi. Hem şehir hayattaki tempodan dolayı artık herkes tüm hizmetleri kapına kadar istiyor. Bizim projemiz de o, o yoldan başlandı. Birinci nesil dediğimiz uygulamalar yaklaşık 20 yıl önce başlatılan aggregator dediğimiz web taban üzerinden restoranları bir araya getiren uygulamalar. Oradaki sunduğu hizmet siz... Restoranı seçiyorsunuz, istediğiniz yemeği de seçiyorsunuz ama tüm teslimat ve lojistik operasyonu e, kendi restoran tarafından yürütülüyor. İkinci nesil uygulamalar kapsamında Glovo bulunuyor. İkinci nesil uygulamalar mobil uygulama içerisinde end-to-end -end dediğimiz baştan sonuna kadar teslimata kadar Glovo tarafından yürütülüyor. O ne demek? Orada kurye operasyonu da bizde. Restoran operasyonu de de biz destek veriyoruz. ödeme işlemler de bizim tarafımızda ve faturalandırma gibi tüm süreci, süreç global Globo tarafından yürütülüyor. Türkiye'de daha bir yıllık bir süreciniz olmadı, çok yeni bir hani daha bebek startup diyebiliriz ama uluslararası bir startup projesinden aslında bahsediyoruz. Uluslararası deneyiminiz var ve bunu aktarıyorsunuz. Türkiye'de güven problemi yaşıyor musunuz? Çünkü Türk tüketicisi böyle kolay güvenir mi? Yoksa bir miktar zaman mı tanımak ister karşı tarafa? Benim gördüğüm hem bu o girişim kapsamında bir önceki girişime bak, baktığım zaman. Türk tüketicilerin güven kazanmak kolay değil. Hem zamanla oluyor ve ürünlerimizi ve hizmetimizi yerelleştirme gerektiğini önemini görüyoruz. Bizde tabii ki bizim sosyal medyada mesajlaşma olsun, bizim sizlerle gibi basındaki iletişimde olsun, bizim markamızın nedir, nasıl bir hizmet sunuyoruz, güveni artırmak için tüm 360 derece çalışmamız mevcut. Yani biz biraz aslında anladığım kadarıyla alışkanlıklarımızdan çok fazlası taviz vermiyoruz. O güven zaman oturduktan sonra e, Türk milleti olarak biraz daha e, ezberimiz olabiliyor ve bu bu şekilde devam edebiliyor. Aslında bir yandan iyi bir yandan da şirketler için zorlayıcı bir sebep oluyor. Şöyle. E, yani... siz nasıl bu Hı. özellikle e, örneğin İspanya'da yatırım yapıyorsunuz ya da başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Öncelikle o insanların sosyal kültürel özelliklerini mi anlamaya çalışıyorsunuz? Tabii oradaki sosyal ekonomik kültürü anlamaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'de yemek Kısmına bakarsak yemek, telefon sipariş verme pazarı çok e, diğerler diğer ülkelere göre e, ileri seviyede. Yani yaklaşık günlük bazında baktığımız zaman 1 milyon, 1 milyon 200 e, civarı e, yemek sipariş gerçekleştiğini görüyoruz. Restoranı direkt bir... arayarak mı, sistemler üzerinden mi? Orada iki toplam, hem hı hı. restoran tarafta hem telefon ama tabii telefondaki payı çoğunluk telefondan halen gerçekleşiyor. Evet. Bunu e, peki bu e, Glova gibi hizmetlerle aslında e, ne kadarlık bir e, pazar payını artırmayı düşünüyorsunuz? Yani telefonla arama gel, benim sistemimi kullan. Sizin oranınız kaç? Örneğin telefonla aramaya göre yüzde? Ya bizim halen çok düşük. Yani tek hanelerde diyebiliriz yüzde olarak baktığımız Hı. zaman. Ama bunun potansiyelini ve bu modelin validasyonu diğer ülkelerde gördük. Şu an baktığımız zaman sizin de daha önceden bahsettiğiniz gibi biraz tüketicilere güven kazanmamız. Ama özellikle e, genç, 18 ve 25 yaş arası grubunda e, kabullendiğini gördük. Biz şu anki harita üzerinden siparişleri, dağılımı baktığım zaman özellikle üniversite, e, kampüsler, genç nüfusun yoğun olduğu semtlerde daha çok sipariş yoğunluğu görebiliyoruz. Gençler daha çok herhalde yapmak istediklerinizi anlıyor değil mi? Çünkü yaptığınız çalışmaları, kampanyaları, ürün ve hizmetleri gençler daha teknolojiye yatkın olduğu için onlar daha mı çok benimsiyor? Tabii ki. Daha yeni teknoloji ve inovasyonel açıklar. Kendiler daha yeni hizmetleri denemeyi tercih ediyorlar. Baktığımız zaman bizim hizmetimiz operasyona baktığımız zaman ne istiyorlar? Ne isterseniz bir yarım saat altında getirebiliyoruz. Oradan da bir memnuniyet görüyoruz tüketici tarafında e, hız anlamında. Yani mesela bizim iş ortaklarımızdan bir tanesi de McDonald's. McDonald's'da siz e, patatesi yarım saat içerisinde sıcak yemekle bir saat soğuk yemekte müşteri memnun, memnuniyet açısından ciddi bir fark var ve bu sebeplerden de e, baktığımız zaman genç e, kitleden çok e, daha e, kabullendiğini görebiliyoruz. E, bu son dönemde e, dolar kurunu her sektöre soruyorum. E, gün içerisindeki ekonomi programlarımızın vermiş olduğu bir alışkanlıkla. Ağustos döneminde Türk lirasında rekor bir değer kaybı olmuştu ve e, şu anda onu bir miktar telafi etme çabasındayız. Özellikle bu dolar kurunun ya da euro kurunun diyelim e, yükselmesi ya da inmesi sizin sektörünüzü etkiliyor mu yoksa maliyeti zaten yok mu bu sektörün? Yani biz e, 6 ay bir yıl için burada değiliz. Biz uzun vadede sürdürebilir bir iş modeli inşa etmek için buradayız. Dolayısıyla ben açıkçası günlük olarak kurun etkisi, kurun hareketleri hiç takip etmiyorum. Şu anki tabii ki farkındayız son 3-4 ay içerisinde TL'nin değer kaybı. Ama biz açıkçası oradaki trendi de fırsat olarak görüyoruz. Biz tam tersine bizim yatırım planlarımıza daha da hız verdik. Türkiye'deki hikayesine inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bizim yatırımın bütçemizi ve planlarımızı daha da arttırdığımızı diyebilirim. Peki Türkler olarak bizler bu tarz sistemleri seviyor muyuz? Özellikle bu hani application'ları, uygulamaları indirip sipariş verelim, deneyelim. Yoksa biraz daha muhafazakar bir yapımımız var. O pazar payına sahip olduğumuz diğer ülkelere nazaran oranımız daha mı düşük, daha mı yüksek? Bizim sunduğumuz hizmet tüm yaş grubuna ve tüm gelir grubuna uygun olan bir hizmet sunuyoruz. Hı hı. Biz, bizim mobil uygulamanın baktığımızda temel olarak kullanıcıları ve kuryeleri ve partner dediğimiz restoranları bir araya getirdiğimiz bir platform. Dolayısıyla bizim platform ve pazar yeri uygulama içerisinde ee, daha uygun fiyatlı fast food e, restoranlarda da görebilirsiniz, daha yüksek fiyatlı e, restoranlar da bulabilirsiniz. Bu tamamen e, tüketicinin ve kullanıcının tercihine bırakıyoruz. Evet aslında e, talepler ve işte beklentiler değişebiliyor. Müşteri bazında örneğin Asya mutfağı yemek isteyen olabiliyor ya da kebap yemek isteyen oluyor. Tam tersi değişiyor. Hepsini aslında bir arada evet. tüketiciye sunuyorsunuz. Dünyada elektronik ticarette kar marjlarının çok düşük olduğu bir döneme giriyoruz aslında ama pazar payı da artıyor. Özellikle bu blockchain sisteminin gelişmesi, dünyanın aslında birbirine yaklaşması, lojistik merkezlerinin daha böyle e, Kazakistan, Türkiye gibi ülkeleri, pazar olarak görmesi aslında dünyada yapıyı da değiştiriyor, ticaret yollarını da değiştiriyor. E, bu anlamda Amazon Türkiye'ye giriş yaptı ve Türkiye'ye bir yatırım yaptı. E, sizleri etkiliyor mu Amazon'un girmesi ya da sizin gibi upları negatif ya da pozitif yönde? Yok biz e, start-up ekonomisinin ve start-up girişiminde ekosistemin gelişimi, sizin e, herhangi bir katkıda bulunmak isteriz. Orada da farklı oyuncuların, katılması da sevindirici bir haber. Umarım Globo ve Amazon dışında da farklı hem startup olarak hem farklı firmalar olarak Türkiye'ye katılımcı sayısının artmasını diliyoruz peki siz bu özellikle güveni sağlamak zor dediniz Türk halkının. Nasıl bir nebze gönlünü almak zor gibi duruyor ama sosyal medyada her anlamda kullanılan aktif bir portal olmaya başladı. İşte reklam stratejileri, marketing stratejileri hepsi buradan yapılıyor. Siz sosyal medyaya yaklaşımınız nasıl kurum olarak sosyal medyayı aktif kullandığınızı inanıyor musunuz? Tabii biz ne kadar İspanyol merkezli bir firma olsak da ee, sosyal medya iletişim dahil her şeyi yerelleştirmeye çalışıyoruz. Orada tüm paylaşılan grafikler olsun, yazılar olsun, mesajlar olsun e, yerli bir ekibiyle e, yerli çalıştığımız ajanslarla birlikte e, Türk tüketicilere tüketicilere Relevant olan e, mesajları ve grafikleri paylaşmaya çalışıyoruz. Oradaki benim en çok önem gösterdiğim nokta da o. E, Türkiye Genel Müdürü olarak da biz sadece bir İspanyol firma olarak değil, gerçekten bir Türk firma olarak, çünkü burada bir aşı şirketimiz var, bütün vergi ve ticari akışımız Türkiye şirketinden gerçekleşiyor. O yüzden bir Türk firma olarak kabullenmesini istiyoruz Oradaki sosyal medya stratejimizde o kapsamında. Peki sizin yaratmış olduğunuz ekosisteme yabancı bir marka diyelim bir Alman markası, gıda firması gelmek istiyor ve dahil olmak istiyor. E, bu e, Türkiye bakış açıları nasıl buluyorsunuz özellikle yabancılara yatırım yapma noktasında Türkiye pazarına giriş noktasında e, ne, ne söylemek istersiniz? Türkiye iyi pazar mı onlar için yoksa hani e, bir miktarda dikkat etmesi gereken noktaları söylüyor musunuz? Tabii Türkiye'nin hikayesi 10 sene önce de bugün de çok cazip bir ülkedir. Hem ekonomi olarak, hem demografik olarak baktığı zaman genç nüfusa sahip olan bir ülkeyiz ve ekonomi olarak da çok daha gelişmeye ve e, büyüme e, müsait olan bir ekonomi diyebiliriz. E, önümüzdeki yıllarda e, bu kısa dönemdeki dalgalamadan sonra tekrar e, yükselen yıldız olarak dünya kosmunda yerin kavuşacağına inanıyorum. Evet, e, peki yabancı markalar için belirlemiş olduğunuz e, sistem, metotlar var mı? Yani özellikle siz dediniz ki işte biz ülkeye girdiğimiz zaman aslında hı hı. o ülkenin firması artık oluyoruz ve hı. önemsiyoruz. Onlara özellikle ne tavsiye edersiniz? Türkiye pazarına geldikleri zaman nelere dikkat etmesi gerekiyor ki Türk halkı o markayı benimsesin? Tabii. Yani ilk olarak e, burada iyi bir e, araştırması gerekiyor. Hem tüketici alışkanlık nelerdir, hı hı. E, tüketicinin tercihler nelerdir. Tabii ülkenin e, bizim en çok dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi de yasal e, ve mevzuat. Yani Biz e, mesela, Türkiye'deki faturalandırma olsun, e, ödeme merkezi olsun, Türk kanuna uygun bir sistem kurmaya gün birden özen gösterdik. Aynı şekilde biz tüketicilere gelirsek, fokus gruplarla daha çok iletişim kurarak Türk tüketicilerle kendilerinin ne istediğini anlayıp biz İspanyadan veya yurt yurtdışından kendi stratejimizi veya bildiklerimiz değil Türkiye'den ve Türk tüketiciler aldığımız yorumlar ve ihtiyaç doğrultusunda bir hizmet kurduk. Peki birçok genç var ve hepsinin hayalleri var, fikirleri var, girişim hikayeleri var. Örneğin. Birçok belki uygulama tasarlıyorlar kafalarında. Türkiye'de veyahut da dünyada bu startupları destekleyen fonlar hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani bu gençler bir sermayesi yoksa ve bir girişim ve hikayesi varsa nerelere gitmesi gerekir? Kimlerle konuşması gerekir? Tabii burada fikir kadar önemli olan uygulama. Herkese güzel fikirler olabilir ama fikirin toplam yüzdeolar bakarsa bu işin kısmı sadece yüzde onu yüzde doksanı bu işin uygulaması diyebilirim. Oradan sadece iyi fikirle yatırım veya startupla başlamayacak. O zaman diyelim ki iyi bir fikriniz var. Minimum Viable Product dediğimiz bir an önce bir prototip ürün çıkarılması gerekiyor. Çok da gelişmiş olması şart değil. Ama bir prototip ürünle ben böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Bu prototip ürünle biz nasıl bir tüketiciye veya herhangi bir kullanıcıya katkı sağlayabiliyoruz, onun değer katkısını sunabilmeniz gerekiyor ki orada yatırımcılarda bu işin fonlama ile birlikte, mentor ve destekle birlikte ne kadar daha hızlı büyüyebileceğini o potansiyeli görmeleri gerekiyor. Yani aslında o ürünle ilgili tüm deneyimleri karşı tarafa anlatıp şeffaf bir şekilde Sanırım sunmak gerekiyor değil mi? Evet, mümkün olduğu kadar verilerle, mümkün olduğu kadar sonuçlarla anlatılması gerekiyor. O yüzden benim tavsiyem ufak bir ekosistemde olsa bir pilot çalışmasıyla, bir prototip çalışmasıyla o ürünün veya hizmetin validasyonu e, al alabilmeniz. Peki paylaşım ekonomisi nedir ve e, bunun hakkında çok kısa bahsedebilir misiniz paylaşım ekonomisi? Tabii, e, 2008 bu finans krizden sonra paylaşım ekonomisi de yeni konsept daha çok yaygınlaşmaya başladı. Oradaki e, başlangıç noktası da ekonomideki ve sanayiler olsun farklı sektörlerdeki verimsizliği nasıl artırabiliriz? Mevcut kaynakları daha çok nasıl verimli şekilde kullanabiliriz soru ile başlatılan bir konsept. Paylaşım ekonomi e, içerisinde Uber'de bulunuyor, Glovo'da bulunuyor, Airbnb'de bulunuyor. Çok artık e, son 5 yılda haberlerde herkesin duyduğu isimlerden bahsediyoruz. Mesela Glovo'ya bakarsak biz e, partner restoranlarımız var. Restoran zaten e, hali hazırda sabit giderli restoranlar, restoranın kirası, e, mutfaktaki şef kaynaklar sabit gideri olan bir e, sistemden bahsediyoruz. Aynı şekilde kuryelerde de e, kuriyelerde hali hazırda e, İstanbul'da on binlerce kurye mevcut. Peki bunları nasıl bir ek gelir sağlayabiliriz? Bizim Glovo gibi platform üzerinden ek gelir sağlayabilmek için bir araya getiriyoruz. Yani mevcut kapasiteyi artık biz kuryelerimize baktığımız zaman bize ek gelir olarak mevcut 3-4 iş dışında çalışanlar da görüyoruz. Yani paylaşım ekonomide mevcut kaynakların neticesinde ne kadar daha çok verim sağlayabiliriz ve nasıl bir teknolojiyle bunu sağlayabiliriz ve Glovo da bunun iyi bir örneği. Hı hı. E, peki şimdi sizin birçok üye iş yeriniz var sisteminizde ve öncelikle onlar bu sisteme e, dahil olabilmesi için ne yapması gerekiyor? Örneğin ben şu bardağı üretiyorum ve bardağı sizin sisteminiz üzerinden satmak istiyorum aslında. Ee, siz ney neyime bakacaksınız şirket olarak? Kârlılığıma mı yoksa müşteri memnuniyet oranıma mı birçok e, var mı böyle bir kriterleriniz? Yani bizim e, orada önemli olan hani bizim tüketici tarafta, kullanıcı tarafında talep olacak ürünler mi değil mi? Onu bir konu anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten kullanıcı tarafından tercih edil edilecek ürünleri ve... E, kategorileri e, ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Türkiye'ye baktığımız zaman mesela Glovo yurt dışına baktığı zaman İspanya olsun Güney Amerika'da yemek e, diğer kategori çok daha ön plan çıkar ama Türkiye çapında baktığımız zaman e, yemek dışında da market alışveriş, kahve özellikle e, tüketici tarafından tercih edildiğini görebiliyoruz. E, peki bu üye işyerleri sistemleri dahil olduğu zaman diyelim ki ayda 10 tane ürün satarken e bu tarz sizler gibi platformları kullandığı zaman satışlarında bir artış var mı cirolarında? Tabii bizim vaatimiz de bu. Yani size ek gelir sağlayabiliyoruz. Yani mevcut satışlar, mevcut kaynak ve kanallardan devam edebilirsiniz. Ama bunun dışında da global ile çalıştığın zaman ek satış ve ek kar elde edebileceğiniz bir yöntem olarak sunabiliyoruz bu şekilde sunduğumuzda çok sıcak karşılandık açıkçası markalar tarafında. Çok kısa bir sürede yüzlerce markayla iş birliğimiz devam etmekte. Onların rakamlarına gerçekten yansıdı mı? Yani satışlarında bu 6 aylık sürede bir artış görüyor musunuz? Tabii şu an baktığımız zaman partnerler memnuniyeti çok yüksek. Biz anketlerden ve partner restoranlar ve farklı markalarla görüştüğümüz zaman memnuniyet e, memnun olduklarını dile getiriyorlar. E, zaten rakamlar da görebiliyoruz. Ciddi bir artış görebiliyoruz. Şimdiye kadar bizden ayrılan herhangi bir iş markası ve şey olmadı. E, bu da e, şirketler tarafından veya marka tarafından kabullendiğini e, gösterebileceğimiz bir e, veri olduğunu düşünüyorum. Peki sisteme dahil oldum. E, ve açıkçası e, müşteri memnuniyeti çok fazla önemsemedim ve çok kritik hatalar yaptım ve şirketime çok şikayet geliyor. E Siz e, şirket olarak e, işte e, Glow Türkiye gelen müdür olarak e, ne yapıyorsunuz? E, beni sistemde tutmaya devam ediyor musunuz? E, i̇ş ortaklarla biz e, el ele beraber büyümeye çalışıyoruz. E, Glovo'nun diğer şirketler ayıştan noktaların bir tanesi de e, tüm kararlarımızı e, ve stratejimizi veriyle e, vermemiz. Ee, restoran tarafında veya kurye tarafında herhangi iyileşebilecek noktalar varsa, diyelim ki e, restoran tarafı, tarafında ise e, daha kısa sürede, çok uzun sürede hazırlanıyor diyelim. O zaman biz tüm veriler, verileri e, tüm restoran partnerlerimize paylaşıyoruz. Verilerle birlikte kendi tarafında artık hangi alanda daha iyileştirebileceğini kendiler de görüyorlar. Ve biz de bu şekilde yönlendiğimiz zaman e, kendi iş performansı artırabilecek aslında bir nevi bir danışman olarak e, konumlandırıyoruz Dün paylaştığımız verilere baktığımız zaman. Son olarak istihdamı sormak istiyorum. Türkiye'de işsizlik oranları çok çok önemli. Özellikle dünyada ekonomi büyüme rakamlarında düşüş var. Sizin sektörünüzde yani sizin sektörünüz derken sizin gibi startuplar ve tüm sektörde ne kadarlık bir istihdam var tahmini? Kaç kişiye çalıştırıyorsunuz? Yani e, bu paylaşım ekonomi kapsamında istidamdaki etkisini gördük. Hem Türkiye çapında hem e, global olarak e, daha çok esnek e, e, istidam sistemlerle birlikte e, istidam sayısının arttığını görebiliyoruz. Türkiye'de de aynı şekilde biz kı çok kısa bir sürede e, yaklaşık 900 kurye arkadaşlarla çalışıyoruz. E, ve devamlı e, başvurular her gün... Gittikçe artmakta. Evet. E, bu da e, ek gelir sağlamak için iyi bir e, imkan olduğunu düşünüyoruz. E, kullanıcı tarafından da ve kurye tarafından da bu başvuru sayıya baktığım zaman aynı e, görüş olduklarını diyebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Austin Bey. Değerli katkılarınız için. Girişimcilik ekonomisi, paylaşım ekonomisi. Ee, birçok projeyi konuşmuş olduk. Glovo e, Türkiye Genel Müdürü Austin Kim'le birlikte konuştuk. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın hemen ardından Teknoloji Ekonomisi diyoruz. Eee şey biz su organize edebilir miyiz canım? Esasına yapmayın. Bir anda çıkıyor parmağınız falan sıkışabilir Allah'a emanet <laughs> Tamam. <gülüyor> Bu şalın böyle iyi mi? Değiştirelim şalı mi? iyi mi? Evet. Değil Bir mi? Bir de biraz konuşabilirsiniz Zeynep Hanım. Merhaba nasılsınız? <laughs> Tespiri 3-4. <Hayır, 24>. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> her şeyin ekonomisi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde teknoloji ekonomisini konuşacağız. Aslında teknolojiden öte birçok önemli noktayı konuşacağız. Öncelikle eğitim. Eğitim çok önemli biliyorsunuz ve bu eğitim oranlarımızı nasıl artırabiliriz ve bahsettiğimiz gibi Türkiye'de orta gelir tuzağı var. Türkiye gibi ülkelerde bu orta gelir tuzağını aşabilmek için genç beyinleri nasıl eğitmemiz gerekiyor ve bu teknolojiyi eğitimin içine nasıl entegre etmemiz gerekiyor? Bununla ilgili çok doğru bir isim teknoloji ve İnsan Kolejleri kurucusu Zeynep Dereli ile birlikte eğitim dönüşümünü ve nihayetinde teknolojiyi konuşacağız. Zeynep Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizlerle olmak çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, bizler de öyle. Şimdi siz ee, birçok yarışmada aslında girişim ve fikriniz <laughs> olan ve finale kadar kalan ama finali kazanamayan. Finali Doğru, kazanamadım. Doğru İkinci olmadım, hayır dördüncü oldum. Dördüncü. Garanti Bankası'nın ile birlikte yaptığı girişim yarışmasında. Harika. Ee, geçen sene ilk defa kurmuştuk Tinki. o zaman sağ olsunlar bizi oraya getirdiler. Ee, sonra Microsoft'un e, kadın girişimciler yarışması vardı, orada da gene ilk üçe girdim ama birinci olmadım. Ee, yarışıyor olmak zaten başlı başına çok güzel bir şey bence. Zaten genelde birinciler hatırlanmaz merak etmeyin, üçüncüler, dördüncüler hatırlanır <gülüyor> diyelim. <gülüyor> birinciler de hatırlansın. Değil mi? Daha Onlar çok da insan olsun. Çok güzel Abi şey. Şu anda dördüncü ve üçüncü olarak siz bu stüdyodasınız. Evet. Çok teşekkürler. İşin şakası bir yana neler düşünüyorsunuz orada? <laughs> Girişim yarışmasına katıldınız ve kaç yarışmacı vardı ve sizin ha. fikriniz neydi öğrenmek isterim. Şimdi şöyle aslında ben yarışmaya katılmadım. Bu yarışmalar birileri sizi öneriyorlar ve o şekilde gelişiyor. E, Garanti Bankası'nın ve Microsoft'un yarışmaları tamamen kadın girişimciliğinin Microsoft'unki teknoloji üzerine kurulu Hı -hı. olan bir yarışma. Teknolojide girişimcilik ve bununla nasıl katma değer yaratılıyor üzerine. <laughs> Garanti Bankası'nın yarışması ise Türkiye genelinde kadınların yaptığı girişimlerden bahsediyor. E, ben geçtiğimiz sene daha doğrusu iki sene 3 sene olmak üzere Tink Teknoloji veya yani İnsan Kolejinin kısaltması Tink evet. adında bir okulun kurucusu oldum ve e, Türkiye'de ilk defa eğitim sektöründe bir değişiklik. Yani, Eğitim sektöründe çok değişik şeyler yapılıyor. Diğer yapan herkesi de buradan tebrik ediyorum ve hepsine de teşekkür ediyorum. Ama teknoloji bu kadar eğitimin öznesi haline getiren ve insan, 21. yüzyıldaki en önemli konumuz insan. Hı hı. Ve o ikisini buluşturan bir kurum olarak ortaya çıktığımız için birçok kişinin dikkatini çektik. Özellikle de tabii bir kadın, ben mühendisim ondan sonra bir kadın olarak da o ilk mühendislikle ilgili aldığım eğitimden beraber gelen biraz da analitik bakış açısıyla eğitimi nasıl buluştur 21. yüzyılda ne gibi yetkinlikler gerekiyor? Konularını irdelemeye başladığımızda. Baya bir dikkat çektik. Evet, e, bu konulara girmeniz aslında güzel. Çünkü biz hep genelde işte, Türkiye olarak orta vadeli program ve yapısal reformlardan bahsediyoruz. işte içi finans kuşaklarımızda. Evet. E, orada da genel konuklarımız işte diyorlar ki, Murat hani yapısal reform tamam doğru ama biz insana yatırım yapmamız Kesinlikle. lazım. Çünkü eğer çocuklarımıza, geleceğimize yatırım yaparsak zaten dünden bugüne olan sorunlarımızı da bir şekilde çözmüş olacağız. Nedir bunlar? RG, teknoloji vesaire ne dersiniz? Yani size yüzde yüz katılıyorum Murat Bey. Aslına bakarsanız bu sözü ilk ortaya atan kişi Klaus Schwab, Dünya Ekonomik Forumu'nun başkanı. Bundan iki sene evvelki Davos toplantısında kendisi dedi ki bundan sonra ülkelerin sermayesi para değil, insan gücü olacak. Ve o noktada ben düşünmeye başladım. Evet dediği çok doğru. Eğer insanımızı yetiştirmezsek kendi ülkemizde ve diğer ülkelerin insanları da yetiştirmezse insanını, insan gücü çok tehlikeli de olabilir. Çünkü teknolojiyle, dijitalleşmeyle dünya çok hızlı ilerliyor. Bu ilerlemenin içerisinde yetişki ve belli başlı meslekler kaybolacak ve yeni meslekler dünyaya da var olmaya başlayacak. 1.2 milyar mesleğin kaybolacağı söyleniyor. Bu kaybolan mesleklerin arasında yeni doğacak ve yeni çıkacak mesleklerin hepsi yepyeni yetkinlikler gerektiriyor. Bu yetkinliklere yönelik de eğitim sisteminde mutlaka büyük bir değişiklik yapılması lazım. Evet aslında bu birazcık beni korkutuyor da. İşte evet. Böyle teknolojiyle bakıldığı zaman Tabii. Amerika'da bazı pilot uygulamalarla işte kasiyerlerin aslında Sadece çok basit bir teknoloji, telefonlarımızda işte, işte barkod okutturma, Tabii. Işte reyonlarda gezmeyle Tabii. 800 milyon kişinin işten işinden olabileceği söyleniyor. Şimdi burada nitelikli insan olma önemi evet. var. Matt Damon'ın bir filmi vardı, Elysium diye bildiğim kadarıyla. Ee, burada işte e, çok zeki olanlar işte oraya çıkıyor, evet. başka bir dünyaya çıkıyor. Evet. Biz de burada çalışarak aslında o gezegeni yaşatmaya çalışıyoruz. Biz burada mı kalıyoruz, oraya çıkıyor muyuz? Çok güzel ee, gene e, ben o filmi ne yazık ki izlemedim ama bundan sonra not alacağım ve izleyeceğim. Ee, bugün sabah TRT'deydim Ankara'da. TRT Ankara'da bir eğitim vermeye gitmiştim ve oradaki çalışanlarla konularımız da bunlar üzerineydi. Yani dünya nereye gidiyor teknolojiyle birlikte izleyicilerimizin de Gartner'ın e, her sene açıkladığı e, teknoloji hype cycle adındaki grafiğine de bakmasını e, özellikle de tavsiye ediyorum. Bu grafik dünyada nereye gidiyor trendler, teknolojiyle yine, yine ne gelişmeler var bunları gösteriyor ve burada bakarsanız Türkiye şu anki durumunda yani elimizde bir gerçekten dürüst bir şekilde ülkemizin insan gücünü ve insanımızın yetkinliğini eğer konuşuyorsak ne yazık ki olması gerektiği noktada değil. İnsanımız ama 21. yüzyılda en büyük ihtiyaç duyulan çok hızlı adaptasyon kabiliyetine herhalde en sahip insan olabilir. Yani bilmiyorum bu ülkede yaşıyoruz. Siz ekonomi sunuyorsunuz. Ekonomi her gün geçirdiği şeylere bakarsanız Türk insanı bunlara alışık. Türk insanı bununla beraber ticaret yapmaya da alışık. Sosyal hayatında koordine etmeye alışık. Diğer ülkeler o kadar hızlı değişime adapte olamıyorlar. Belki de bu devirde en önemli yetkinlik bu ama bunu donanımsal ve yapısal boyutta da farklı becerik setleriyle de buluşturmamız lazım. Şimdi siz bir kadın girişimci olarak, en başında bir insan olarak farklı bir şey yapıyorsunuz ve farklı bir şey benim hiç alışık olmadığım bir nokta. Çünkü biz işte Ankara'da işte ilkokulu okudum ve gezici kütüphanesi vardı. İşte kütüphane gelecek de kitabımı vereceğim de yeni kitap alacağım da o zaman Google yok tabii araştırma yapamıyoruz. Evet. Ya da o güzel kütüphanede kitap kokularının arasında işte ansiklopedileri çevirirdik orada. Evet. Bir şekilde teknoloji hayatımızda yoktu. Yani Sonlara da lise sonlara doğru hayatımıza bir anda mail geldi. İşte hatırlıyorum buradan da lise arkadaşlarıma selam olsun. Onlarla böyle maili keşfettikten sonra ya da o e, chat sayfalarını diyelim birbirimize sınıfta yazışır olduk. Ve biz aslında arafta kalan bir nesiliz. Yani 85'liyim ben ve hem teknoloji biraz hayatımıza vardı hem de gezici kütüphanesi hep hayatımda arkamda gelmeye devam etti. Şimdi siz teknoloji ile eğitimi aslında bizim çok uzak olduğumuz bir şey birleştirdiniz değil mi? Sentez yaptınız. Evet. Evet. Şimdi siz arafta kalan nesesiniz. Ben sizden bir parça daha büyüğüm. Yaşımı söylemeyim burada. Ama ben mesela bizlere dijital dünyaya göç edenler diyorlar. Şimdiki gençler dijital dünyanın vatandaşları. Onlar gerçekten o dünyaya doğdular ve onların motivasyon kaynakları, onların öğrenme stilleri bizlere göre farklı. Mesela gençlere baktığımızda çok fazla şeyi aynı anda yapabildiklerini görüyoruz. Telefonunla bir şeye bakıyor. Televizyonda bir şey takip ediyor, sizinle sohbet ediyor, gözüyle ucuyla başka bir şey okuyor. Yani çok anlık olarak bir sürü şeyi aynı anda yapabiliyorlar. E, gençlere yönelik, onların hayat tarzına, onların ihtiyaçlarına yönelik bir şekilde eğitimi değiştirmemiz lazım. Hı hı. Eğitim bakarsanız aslında, aslında bunu sağlık sektörü için de söyleyebiliriz, birçok sektör için de söyleyebiliriz. Sadece daha güzel tesislerde ama eski yöntemlerle sunuluyor. Yani hastanelerde, okullarda, eskisine nazaran değil mi çok çok daha lüks, daha konforlu. Evet. Ama sadece donanımsal olarak bazı değişiklikler var. İş yapış şekilleri birebir aynı. Hastanede hala bir doktora gidiyorsunuz. O size bir tane test yapıyor. Sonra herkese verilen ilaçlardan bir tanesini size veriyor. Kişi özel değil. Eğitimde de aynı. Sınıfa giriyorsunuz. Ortalama 20 tane öğrenciyle berabersiniz bu sınıfta ve o sınıfın ortalamasına göre bir ödev geliyor size. Halbuki yapılması gereken Lafta çok kolay ama uygulamaya geldiğinde insan gücünün ve veli, öğrenci ve öğretmenin bakış açısını değiştirmeye ihtiyaç duyduğumuz şey. Öğrencinin kendi hızında gitmesine imkan sağlayacak olan ters yüz eğitim dediğimiz Türkçede ne yazık ki negatif bir manaya geliyor bu. İngilizcesi flipped learning. <laughs> derse gitmeden evvel teknolojiyi kullanarak o ders içeriği hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayan sistem ve onun üzerinden de o teknolojik taban üzerinden de öğrenciye öğretmenin bireysel ödev yollamasını sağlıyor. Yani bakıyor Zeynep bugün matematikte şu noktada geride kalmış. O zaman ben Zeynep'e o kayrı kaldığı noktadan ödev yollayayım. Bir öğretmenin aksi takdirde 20 öğrenciye her gün böyle bir şey yapması mümkün değil. Ama bu bahsettiğim şey sistemsel olarak var olsa da insanımızın buna bakış açısı değişmeden sistemi değiştiremeyiz. Tabii aileler özellikle bakıldığı zaman şimdi bu tabletler diyeyim, evet. tabletlerde çocuklar çok vakit geçiriyor. Belki de çoğu zeki dediğiniz gibi çok algıyı aslında bir arada yönetiyor. İşte annesini dinlerken bir anda belki oyun oynuyor, bir taraftan müzik dinliyor, bir taraftan işte televizyonu dinliyor. Burada aileleri dönüştürmekten mi başlıyor işiniz yoksa çocukları kazanmaktan mı? İşiniz çok zor çünkü. Kolay değil ama zaten her türlü inovasyon ilk bir zorlukla başlıyor. O genel geçer kabul edilen bir şey değil. Biz Tink'te dünya genelinde neredeyse inovasyon sayılabilecek bir şey yaptık. Yani teknolojiyle insanı buluşturduk, Türkiye'nin ortamına bunu uyarladık, girişimci bakış açısında sahip genç yetiştirmek üzere özel bir diploma programı hazırladık. İnovasyondan bahsediyoruz. Haftalık konuşma programlarımız var okulumuzda. Bütün bunları yaparken anında herkesin bunu kabul etmesini beklemiyoruz elbette. Ama doğru yol buysa yavaş yavaş ve biz bunu doğru yaptıkça, vazgeçmedikçe, bizlere destek olan velilerimizle, öğrencilerimizle ve çok değerli öğretmenlerimizle bu değişime bir e, yol gösterici olma niyetimiz var. Çünkü devir Murat Bey açık kaynak devri, devir paylaşım devri. Bunu biz sadece kendimiz için yapmıyoruz. Türkiye'nin bütün özel okullarının bizim olmasına imkan yok. Birçok özel okulumuz var ve çok kaliteli özel okulumuz var. Hep birlikte neyi nasıl daha ileriye götürebiliriz? Bunu tartışıyor olmamız lazım. Şimdi bakıldığı zaman teknoloji her alanda önemli. Bu özellikle sanatta ve sporda da biz bunu görecek evet. miyiz? Hani sanat baktığımız zaman çok duygusal bir şey ya da işte belli bir birikim gerekiyor ve bunu onu resmetmek gerekiyor. Burada da mı teknoloji önemli? Mutlaka önemli. Hatta geçen gün beni MEF Üniversitesi'nde bir yarışmaya jüri olarak davet ettiler. Son zamanlarda bu girişimcilik ekosisteminin içine dahil olduğum için bu tarz farklı etkinliklerde yer alma imkanım oluyor. Bu program Fenerbahçe Spor Kulübü ile beraber düzenlenen bir spor hızlandırma programı, spor teknolojileri üzerindeki girişimleri değerledik. O kadar çok alanda şey yapılıyor ki şu anda mesela bir futbol takımına baktığınızda Barcelona veya Real Madrid gibi takımları onların başarılı olmasının sebebi teknoloji kullanarak sporcuların birbirleriyle etkileşimini, top tutuşunu vesairesini bunu anlık takip ediyor ve ona yönelik antrenörünün de geri bildirimiyle her bir oyuncusuna ayrı bir program hazırlıyor olmasından çıkıyor. Yani e, teknoloji sadece eğitimin belli başlı alanlarında fizik, kimya, matematikte değil sporda da daha ileriye gitmemiz için kullanılıyor. Keza sanatta da e, yeni medya denilen yeni bir yepyeni bir alan var. İçinde birçok teknolojik şey kullanılıyor. Refik Anadolu diye mesela çok meşhur bir sanatçımız var. Beyin dalgalarından yepyeni bir e, sergi düzenlemişti geçtiğimiz sene. Birçok sanatsever tarafından da çok beğenildi. Harika. E, peki öğrenci profilleri gelelim. Nasıl öğrencilerimizin profilleri? Okulumuzun öğrencileri, bizim okulumuz 5. sınıftan 12. sınıfa kadar. İstanbul'da sadece bir kampüsümüz var şu anda ve yaptığımız işi iyi yapıp onu iyi yaptığımızda emin olana kadar da burada bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Öğrencilerimiz öncelikle bizi seçiyorlar ve onların her birine çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim iftar kaynağımız. Türk insanı iftar kaynağımız. Gençlerimizin her biriyle tanıştığımda ülkemle ilgili umudum bir sefer daha artıyor. Çünkü ben tabii daha farklı bir jenerasyondanım ama gençlerimiz kutunun dışında düşünüyorlar, inovatif düşünüyorlar. Çok ciddi girişimci ruha sahipler. Bizim öğrencilerimiz de böyle. Teknolojiye meraklılar ama galiba bence en önemlisi yaşadıkları dünyanın nereye gittiğinin farkındalar. O farkındalıkla eğitimde farklı bir arayışları var ve neden olmasın işte bu çözümler var. Bunları nasıl birlikte yapabiliriz ona bakıyoruz. E, peki biz Türkiye olarak eğitimde dünyanın neresindeyiz? Hep bu İsveçleri ve Finlandyalıları <laughs> örnek vere vere bitiremiyoruz. Bir sosyal evet. medyada da görüyoruz. Evet. E, çok önemli yani uzaydan mı geldiler yoksa neyi doğru yapıyorlar da biz neyi yanlış yapıyoruz? Şimdi ben eğitimin aslında çok kültürel bir şey olduğuna da inanıyorum. Çünkü e, Türkiye'de Finlandiya modelini bunu birkaç seferde söyledim. Tekrar olacak daha evvelden dinlemişler yolu için ama sokağa çıktığınızda Finlandiya'da yaşamıyorsunuz. Aileniz Finli bir aile değil değil mi? Yani dolayısıyla kültürel ortamınız ve e, ülkenizin sosyal ortamı Finlandiya değil. Finlandiya'daki modeli alıp buraya getirdiğinizde birebir işlemesine imkan yok. E, eğitimde bence her ülkenin kendine ait bir çözümü olması lazım. İşte bizim ülkemizin insanı pratik çözüme sahip, çok hızlı adaptasyon, yani adaptasyon kabiliyeti inanılmaz hızlı. E, o zaman Türk eğitim sistemi aslında bunlara uygun bir şekilde geliştirilmesi lazım. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptıklarını yabana atmayalım. Fatih Projesi belki tam manasıyla isterlerini vermedi ama dünyadaki eğitimde teknolojinin kullanımı ve eğitimde teknoloji entegrasyonu konusunda herhalde yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri. Şimdi yeni bakanımız gerçekten bu konuya bütün ekibiyle canla başla eğiliyor. Olmamız gereken yerde miyiz? Hayır değiliz ama aslında çok da kötü değiliz. Bir kere değişime açığız ve devamlı gayret içerisindeyiz. Peki eğitimde sizce en büyük sorunumuz nedir? Özellikle bu son dönemde işte sınav sistemlerinde evet. çok sıkça değişiklikler vardı. Çocukların özellikle en zorlandığı noktalar sizce ne? Ve bir de hangi derslerde başarısızız? Matematikte ya da fizikte diyebiliyorum ama. Şimdi Türkiye'de aslında... Geçen gün yine bunu konuşuyorduk. Proje tabanlı eğitimden bahsediyoruz. Proje tabanlı sistem eğitimi, sistemde açılımı, e, science, technology, engineering and math, yani e, fen, e, mühendislik, teknoloji ve matematik üzerine kurulu. Buna zaman zaman da sanatı kattığınız yeni nesil öğrenme modeli olarak geçiyor. Türkiye'deki bir numaralı sıkıntımız müfredatımızın çok yoğun olması. Bunun sebebi ise ee, öğrencilerimizin girmek zorunda olduğu sınav, sınav bir gerçeklik. Bu ülkede yaşıyorsanız, bu ülkede iyi bir liseye gitmek istiyorsanız, daha sonra iyi bir üniversiteye gitmek istiyorsanız bu sınava girmeniz lazım ve sınavda da başarılı olmanız lazım. Çok öğrenci girdiği için ve çok öğrenci çok çalışarak girdiği için Milli Eğitim Bakanlığı da her sene müfredata yeni içerik ekliyor. O kadar yoğun ki müfredat Bey, inanın okul saatleri içerisinde neredeyse yetiştirmek mümkün değil. Bizim elimizi kolumuzu eğitimsizciler olarak bağlayan şey bu. Öğrenci sınava hazırlamak isterken bir de 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandıralım diyorsunuz. Sınavda başarılı olsun ama ezberlemesi gereken şeyleri çünkü o kadar yoğun bir şeyi anlayarak öğretmeniz mümkün değil. Bunu yaptığını iddia edenler varsa da tebrik ediyorum. Ben onun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite ikinci sınıfta okutulan fizik matematiği burada biz lise 2'de okutuyorsa bu çocuklar demek ki aslında henüz onu o algı seviyesinde öğrenebilecek boyutta değiller. Ezberliyorlar. Ezberleyerek de cevap yaratıyorlar. Bizim eğitim sistemimizin en büyük sıkıntısı bu. Sınav sistemimizi değiştirmemiz lazım. Sınav sistemimiz böyle kaldığı sürece bizler de hepimiz eğitim kurumu işletmecileri olarak, eğitimciler olarak öğrencilerimizin bu yöndeki talebine cevap vermek zorundayız. Evet, peki bu endüstri 4 çok konuşuluyor özellikle son dönemde. Hem siyasi taraftan evet. çok geliyor, bir de iş dünyasından da çok du, e, duyuyoruz. Endüstri 4 bir de sizden duyalım bir eğitim olarak. Bir de Endüstri 4 aslında eğitimde nasıl tanımlanır? Kesinlikle. E, şimdi endüstriyel devrim, dijital devrim diye de bu tanımlanabiliyor. Endüstri 4.0 ilk Almanya tarafından ortaya atılan bir kavramdı. E, ve aslında... E, en basit tabiriyle Endüstri 4.0'ı ben şöyle tanımlıyorum. Bir fabrika bundan evvel otomatizasyona geçilmişti. Şimdi artık fabrikada üretilen, seri üretimde üretilen ürünün bireysel özelliklere göre üretilmesini sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. Yani bir fabrikadan otomobil çıkıyorsa Zeynep'in ayak Boyuna göre pedalının yapıldığı ama fabrikada o süreçte yapıldığı bir şey. Yani inanılmaz bir e, nesnelerin internetiyle her şeyin birbiriyle konuştuğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu ne demek? Üretim süreçlerinde bireyselleştirmeye gidilen bir boyutta aslında bir, bu süreçleri yönetebilecek yetkinlikte insana ihtiyacımız var. İki... Her şey bu şekilde değişiyor. Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor ve yeni yetkinlikler gerektiriyor. Orada da en önemli şey aslında insani yetkinlikler. Teknolojiyi anlayan, teknolojiyle üretebilen, inovatif bakış açısına sahip. İnovasyonu da doğru algılamamız lazım. Endüstri 4.0'ın bir parçası bu çünkü. İnovasyon değer yaratmak üzerine kurulu olması gerekiyor. Endüstri 4.0'la birlikte değişen dünyaya ayak uyduran bir nesil yetiştiriyor olmamız lazım. Ben bu konuda Digit for Turkey adında bir dernekte yönetim kurulundayım. Aynı zamanda da TÜBİSAT Derneği'nin yönetim kurulundayım. Ülkemizin dijitalleşmesi konusunda da elimizden geldiğince çalışıyoruz hep birlikte. Peki şunu sormak istiyorum aslında eğitim, sağlık mesela çok... Kötüye kullanılabilen bir sektör çünkü herkes üzerinde işte yeşil rengini koyduğu zaman işte bir doğa resmi yaprak çimen koyduğu zaman sağlıklı olduğunu iddia edebiliyor evet. ya da işte bunun e, tüketiciye doğru mesaj veriyor. Eğitim sektöründe de böyle çok e, dediniz ya sınıfları 20 kişilik yapmakla aslında doğru eğitim verilmiyor. Burada da çok böyle kandırmaya müsait bir sektör mü yoksa böyle manevi duygular çok okşanıyor mu? Her sektör gibi elbette ki öyle. Aslında hani mesela çok başarılı yani çok başarılı okullarımız var. Ama sınav başarısı üzerine kurgulanmış bir sistemde öğrencileri sınav senesinden bir sene evvel okullar arası transfer ligi var. İnanılmaz bir şey. Sonradan da velilere bizim okulumuzun öğrencileri şu kadar başarı gösterdiler sınavda diye e bilgi veriliyor. Aslında önemli olan tabii bir de eğitimin en büyük sıkıntısı çok uzun dönemli bir yatırım. Yani biz bugün kendi öğrencimize yaptığımız yatırımın gerçek çıktısını minimum 15 sene sonra göreceğiz. Sınavda başarılı olmuş olması elbette önemli bir kıstas ama hayat başarısı nasıl olacak bu gencimizin? Hayatta kendini nereye konumlayacak? Global dünyada Türkiye'yi temsil edebilecek yetkinliklerde farklı boyutta bir şeyler yapabilecek insanlar yetiştirebilecek miyiz? Ülkemizi bir adım ileriye taşıyabilecekler mi? Eğitimdeki kandırılmaya da yani belki sağlıktan bir adım daha da tehlikeli. Çünkü eğitimin çıktısını o an görmüyorsunuz. Eğitimin çıktısını eve dev gitti mi gitmedi mi sınavda notu nasıl olduğu üzerinden görüyorsunuz ama gerçek hayat başarısı hem kurum açısından çok zor kanıtlanan hem de veli ve öğrenci açısından da çok zor gözlemlenebilen bir şey. Evet. E, peki çocuklar sizlerde projeler gerçekleştiriyor eğitim hayatında e, buna ödev mi diyoruz yoksa projeler böyle periyodik olarak. Verdiğiniz bir şey mi? Şimdi e, Tinki diğer okullardan farklı kılması üzerine baktığımız en önemli şey bizim girişimci bakış açılı genç yetiştirmek gibi bir hedefimiz var. Girişimci bakış açılı genç demek, girişimci demek değil arada çok büyük bir fark var. Girişimci bakış açılı olabilmek için empati duygunuzun çok kuvvetli olması lazım. Yaşadığınız toplumu, yaşadığınız mahalleyi, ailenizi, ailenizin sorunlarını çok yakından anlıyor, görüyor. ...ve bunları düşünüyor olmanız lazım. İkincisi ilişki kurabilme yeteneği. Türkiye'de eğitim sistemindeki en büyük sıkıntılardan biri de o. E, matematikle fiziğin arasındaki ilişkiyi tarihle matematiğin arasındaki ilişki kuramıyorsunuz. Halbuki bir girişimci bakış açısına sahip insan matematiksel bir değişikliğin... ...oradaki pazarlama stratejisindeki oynamada nasıl bir fark yaratacağını anlıyor olması gerekiyor. Üçüncü konu da değer yaratmak ve öğrencilerimize bunun etrafında Türkiye'de... bir ilk yaptık bir inovasyon yarışması düzenliyoruz. Yaklaşık 6 ay sürüyor bu yarışma. Her bir lise öğrencimiz bu inovasyon yarışması kapsamında takımlar içerisinde kendi inovasyonlarını hayata geçiriyorlar. Gerçekten hayata geçiriyorlar. Ve burada bunun fonlamasında kendileri bir yöntem bulup yaratıyorlar ve o ürünlerin prototiplerini hazırlıyorlar. Ondan sonra da sahneye çıkıp bu ürünlerini gerçekten normalde bu tarz girişimleri jüri olarak değerleyen kişilerin önünde sunuyorlar. biz böyle farklı bir ürün gördünüz mü? Hiç akılda olmayan, gerçekten şaşırdınız. Mesela bir öğrencimiz geçen sene Microsoft'un yarışmasında bununla finalist oldu kendisi de. Akıllı tartı yapmıştı. Gittiğimizde marketlere işte o anda bir ürün alıyorsunuz mesela... Herhangi bir meyve, sebze veya farklı bir ürün kasaya gittiğinizde sizin için tartıyor. Ama siz onun ücretini bilmiyorsunuz ve kasada bazen sizi rahatsız edebilecek şekilde paranız yetişmiyor vesaire. Onun için özel bir tartı yapmıştı. Onun bir de kiloya dönüşmesini ekleyebilirse süper olur. Yani aldığımız ürün bize ne kadarlık bir kiloya sebep oluyor. Ne bir kadar proje oldu evet. çok güzel. Evet <laughs> teşekkürler. Ileteceğim. Ben de girişimcilik varmış hocam. Kesinlikle. Buradan öğret Kesinlikle. öğretmenlerime söyleyeyim. Gençken ben de girişimciydim ama keşfedilmeyi bekliyordum herhalde hocam. Belki bu vesileyle biz de sizi keşfetmiş olalım. <laughs> İnşallah. Şöyle söyleyeyim hocam, işin şakası bir yana şimdi ee, orada öğrencileri, veliler nasıl keşfedecek? Yani bir kriter var mıdır? Sizler gibi işte biraz daha düşüncenin, projenin, teknoloji önemli olduğu okullarda. E, öğrenciler genelde bizi buluyorlar ve tercih ediyorlar. Bize gelen öğrenci bu konuda çok meraklı. Velilerse velilerse öğrencilerinin e, sadece yani başka bir arayışı olan öğrenciler bize geliyorlar. Normal çünkü her tip insan var. Bazı öğrenci proje yapmak istemiyor. E, herkesin mizacına uygun da okul var. Biz bu tarz öğrencilere hitap ediyoruz. Aslında öğrencinin ne istediğini ve karakter yapısını veya da e, öğrenme yapısını çok iyi keşfetmek en önemlisi. E, çok teşekkür ediyoruz Zeynep Dereli vermiş olduğunuz bilgiler için hocam ben çok teşekkür. güzeldi. Evet Teknoloji ve İnsan Kolejleri kurucusu Zeynep Dereli ile birlikte teknoloji ekonomisini, dijital zekayı ve eğitimi konuştuk ve daha fazlasını iyi akşamlar diliyoruz.